Hatay'da Cilve Gözü Gümrük Kapısı'nın 2,5 aydan sonra ticari tırların geçişine açılmasının ardından kapının önünde 5 kilometre tır kuyruğu oluştu. Türkiye sınırı yakınında yer alan Babel Hava sınır kapısı ve bölgesindeki olumsuz güvenlik koşulları nedeniyle insani yardım, gıda, ilaç ve temizlik maddesi dışındaki nakillere 3 Ağustos itibariyle kapatılan sınır kapısında dün yeniden başlayan ticari tır geçişleri kapsamında yoğunluk sürüyor. Sınır kapısına gelen sürücüler ağırlıklı olarak gıda, tekstil, sebze ve meyve, otomobil, ev eşyaları, un, mısır, su ve elektronik eşya malzemesi yüklü tırlarını Cilvegözü sınır kapısıyla Babel sınır kapısı arasındaki ara bölgede oluşturulan aktarım alanına götürüyor. Normalde Öncüpınar'a gidecektik. Öncüpınar'dan da Cilvegözü'ne sevk ettiler bizi. Babel Hava'ya yıkıyoruz. İçinde ne var abi? Çamaşır makinesi. Şeye götürüyorum, Suriye kapısına götürüyorum. Tamam amca, tamam. Öncüpınar'dan mı geliyorsun? Hayır, ben İskenderun'dan geri çevirdiler bizi. Normalde Öncüpınar'a yüklüyordum, sonra buraya çevirdiler bizi. Şu anda seramik yüklemişim, Suriye'ye götürüyorum Babel Hava'ya. Geniş güvenlik önlemlerinin ardından çıkış yapan tırlar sınırdaki ara alanda taşıdıkları malzemeleri Suriye tarafından gelen araçlara boşaltıyor. Cilvegözü sınır kapısından aynı şekilde insani yardım malzemelerinin de çıkışları devam ediyor. Tır sürücüleri kapının açılmasından memnun. Sınır kapısında araç kuyruğu yaklaşık 6 kilometreyi buldu. Ülkemiz açısından iyi, Reyhanlı açısından da çok iyi. Ya bizim Hatay için bir acayip bir geçim kaynağı. O açıdan mecburuz bu kapının açılışına, çok sevindik. Cilvegözü kapısının açıldığından dolayı devletimize, vatanımıza, milletimize Allah razı olsun. Bize bir ekmek kapısı açtığı için, bizi başkasına muhtaç etmediği için Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin, zarar zeval vermesin.